Bugünkü videomuz çok boktan bir video olacak. Evet, yanlış duymadınız. Aslında çok yanlış bildiğimiz fakat İngilizce konuşan bütün ülkeler tarafından bolca, sıkça ve her yerde olur olmadık kullanılan bir kelime. Hangisi mi? Shit! Bizim aslında "Aa, ne dedi, çok ayıp" dediğiniz kelimenin gerçek anlamını anlatacağım size. Öyle bir kelime ki her yere koy koy bir şey olmaz. So today I'm gonna tell you what the shit is all about. You might wanna stick around. Ama ilk önce istersen, hani çocuklar da beni seyrediyorsa, videoyu bir kendin seyret. Eğer sana uygun oluyorsa, "Tamam yavrum, gel hadi birlikte bir de seyredelim" de. Yoksa videoyu seyrederken kıpkırmızı olup da "Neyse hadi bakalım, sen de derslerine bir otursaydın yani. Aa, Allah Allah, bu videolar da bir garipleşmiş" deme. Tamam mı? Hadi bakalım. Then let's get into the shit. Bu da biraz seksi shit oldu. Nasıl oldu? Bunu başka bir yerde bulur musunuz bilmiyorum ama öğretmem gerekiyor. I have to teach you this. I know it's a lot of shit to learn, but I gotta teach you the shit. So, today we're gonna talk about shit. Günlük kelimeleri bilmeden, kültür İngilizcesini bilmeden ben de anlamazdım ve kafam karışırdı. Yani niye karışmasın? Çok haklısınız. Yani bir kelime bir sürü başka anlam nasıl içerir? O kadar çok bu shit'i duyuyoruz ki biz. Haklısın. Adam mesela diyor ki "I'm scared shitless." Birebir tercüme ettiğin zaman işin içinden çıkamazsın. Ama "scared shitless" fena korkuyorum demek. "I'm scared shitless." Çok korkuyorum. "Oh man, I'm in deep shit." Bunun karşılığı "boka battım." Yani "I'm in trouble. I'm in deep shit." Kötü durumdayım. "I have shitloads of things to do." Shitload? Biliyorum, ay ay. Tam kahvemi içerken, ay Demet Hanım, bu konular mı? Ama işte o konuların o değil aslında. Shitload o kadar fazla ki. Yani "I have so much to do." "I have shitloads to do." "So much to do." Çok kullanılır mesela. "Oh my god, the shit hits the fan." "Oh shit, the shit will hit the fan." Yani birebir düşünürsen aslında, düşünsene shit geliyor, fan yani pervaneye, fana çarpıyor, ne oluyor? Çarpıyor ve her taraf yani bunu unutmayacaksın bak ama. "Shit hit the fan." Yani ay vah, işler boka sarıyor. "The shit hits the fan." Eşek şakası yapıyorsun mesela arkadaşına. Diyorsun ki "Why did you do it? Why did you do it?" Neden yaptın ya? Niye böyle eşek şakası yaptın? "I did for shits and giggles." Eğlencesine yaptım ama biraz eşek şakası gibi oluyor. Eğlencesine yaptım. "I did it for shits and giggles." Onu git bu. Nerede o? Git bu. Bunu çok kullanırız. "How are you feeling?" "I feel like shit." Bok gibi hissediyorum. Belki sana kötü bir şey oldu. Belki "you're so sick." O kadar kötüsün ki hani böyle ateşin vardır, öksürürsün, felaket, böyle halsizsindir. "I feel like shit." Bok gibi hissediyorum. "I feel like shit." Benle dalga mı geçiyorsun? "Are you shitting me? Wait, are you shitting me?" Dalga mı geçiyorsun benle? Ya biliyor musun, İstanbul'a eskiden Konstantinopol diyorlarmış. O şarkı da oradan geliyor. İstanbul, Konstantinopol, İstanbul. Vallahi biliyor musun? Eğer herkes biliyorsa sen de "oho, günaydın" demek istiyorsan "no shit." Hatta karşı tarafın IQ seviyesinin daha da altını çizmek istiyorsan "no shit Sherlock." Sherlock var ya, Sherlock Holmes, dedektif. "No shit Sherlock." Yani "günaydın, günaydın." "No shit Sherlock." "No shit." "Oh my god, I didn't know he was married." "No shit." Yani yanındaki karısı, parmağında yüzüğü var. "No shit, you didn't know? Stop shitting me." Bak, benle dalga geçmeyi bırak. "Oh my god, it's not my shit to worry about." Bak, hepsi birbirine aslında bağlı. "It's not my shit to worry about." "My shit, my things, it's not my worry." Benim sorunum değil. Gerçekten yani Amerikalılar, İngilizler aklını karıştıracak her şeyi yapmış burada. Her şeye shit demiş. Biz Türkçe'de şey deriz ya, "ya şey mi getirsene? Ya şey vardı ya, şeydi ya." Hayır, o şeyi aldıktan sonra şeye gittim. Şeyden sonra gittim. "Shit, shit, shit, it's my shit. I don't want to hear your shit." Senin problemlerini duymak istemiyorum. "I don't want to hear your shit." Şimdi, ya çok bak, gerçekten çok iyi anlıyorum. Şimdi bunları anlatıyorum ama bunları ben yaşadığım için ve bu kanalın zaten yani sizlerle paylaşmak istediğim şeyler textbook İngilizcesi değil. Bunu hayata çıktığınız zaman, bunu yurt dışına çıktığınız zaman, bunu hayatın içinde yaşadığınız zaman görüyorsunuz ve anlıyorsunuz ve bunu o kadar çok kullanıyorlar ki. Dizilerde görüyorsunuz, filmlerde görüyorsunuz ve çok kafa karıştırıyor. I know! Çünkü adam
falan çok kötü bir şeye de diyor ki it's shit. Aa nasıl beğendin mi bu tatlıyı? Did you like the dessert? It's shit. Çok boktan. Ama şimdi o kadar farklı adamlar shit ayırmışlar ki. Now there is shit. There is a piece of shit. Yani a piece of shit mesela boktan araba, boktan bir iş, boktan ev. Oh I got a piece of shit car. Çok boktan bir arabam var. Yeah. I got a piece of shit job. O kadar kötü davran. I treated him like shit. You are a piece of shit. Bir boka yaramazsın sen. Ne boktansın ya? Oh my god. He is a huge piece of shit. Yani inanılmaz boktan bir herif ki. He's a huge piece of shit. Ama when it's he's the shit, o zaman he's the man. Yani kötü kötü kötü. Fakat when he says he's the shit, then that's good. He's the man. Veya dessert. Oh my god, that's the shit. İşte evet. Zaten bak yüz ifadesi de değişiyor. Oh, that's shit. He's a piece of shit. He is a huge piece of shit. That dessert, oh, it's the shit. That's what you want to eat. Bilgisayar programı hakkında konuşuyorsun veya bir YouTube kanalı hakkında konuşuyorsun. Mesela Demet Tuncel kanalı hakkında konuşuyorsun. Oh, that's the shit. That's the shit you want to watch. Seyretmek istediğin şey işte o. Yeah. Subliminal geçişlerle. Devamlı biri tepende olduğunda ona ne yapmadın bunu yapmadın bunu yapsana bunu yaz bunu et bana falan. Stop giving me shit. Buse diyorlar ki kızım aramadın barana hiç gelmedi hiç konuşmuyorsunuz ne oldu ki? Tabi böyle flört etmezsen böyle olur. Go ahead. Stop giving me shit. Okay? I'm giving you shit because I give a shit. Stop giving me shit. Yapmayı bırak. I'm giving you shit. Yapıyorum. Çünkü I give a shit. I care. Çünkü benim için önemlisin. Bu konu önemli. I give a shit. What do you care? You don't give a shit. Sana ne? Hiç umursamıyorsun ki. No. I do give a shit. Umurumda, umursuyorum. Ay ne kadar çok shit shit oldu ya, valla. Ama yani görüyorsunuz değil mi? Shit'in ne kadar çok kullanımı varmış. He maşallah gani gani bak. Daha dur, daha devam. Birkaç tane daha var. Mesela şu var bir de. Diyelim ki Aysel'in bu kadar katı olmasının nedeni daha önceki erkek arkadaşları çok kötü davranmış. And she took the shit. She took the shit because she loved them. Yani ne yaparlarsa yapsınlar boyun eğmiş ve kabul etmiş. So she doesn't want Buse to take any shit. Why do you take a shit? Niye bu herifin sana boktan davranmasına izin veriyorsun ki? Why do you take a shit? Ha, when you say I have to take a shit now, that's different. Şimdi geldik olayın gerçek anlamına. Birine excuse me I have to take a shit ki söylemeyin asla. I have to go to the restroom. I have to use the restroom. I have to go to the toilet. I have to use the bathroom. Number two is what we call shit, okay? When you say I have to take a shit, then that's really you have to go to the bathroom and take do number two. When you say yani senin bu kabalığını ben kabul etmiyorum demek. I don't take shit from no one. Ben kimsenin bana bok gibi davranmasına izin vermem. I don't take shit from no one. Aman sakın shit mi shit mi ona dikkat etmen gerekiyor. Mesela bunu da çok kullanırlar. People say, so what do you do? Oh, I clean, I cook, I travel and shit. Nasıl yani? Bir dakika. Temizlik yapıyorsun, yemek yapıyorsun, geziyorsun ve yaşıyor musun yani? Nasıl oluyor? No. And shit. Yani vesaire vesaire. And shit. I clean, I cook, I travel and shit. You know. Okay. That's cool shit. Yani şimdi şöyle toparlayacak olursak arkadaşlar. Olay şu. I watched this movie. It was shit. But chocolate. Oh my god. Now that was the shit. I'm not gonna put up with your shit. Why are you shitting me? Why are you giving me shit? I'm giving you shit because I give a shit. If I take shit from people, then everyone will walk all over me, okay? So I don't take shit. Excuse me. I gotta take a shit. Okay, I'll be right back. I take a shit. That means I go to the restroom and I do number two. I take your shit, I take a shit. Dikkat edin nasıl kullandığınıza bak. Söylüyorum, anlatıyorum. Başka hiçbir yerde bulamazsınız ha. Look at you, you're a piece of shit. Look at you. Oh my god, yes. Brad Pitt, oh he is the shit. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakalım bir sonraki videoda nelerden bahsedeceğiz? Aklımda var. Günlük kullandığımız fakat bizim textbooklarda asla... Aa oğlum ağzına biber su.
istiyorum kızım, saçmalama, ne biçim konuşuyorsun diye algılanan ama aslında hiç de böyle olmayan. Gördüğünüz gibi shit'sin karşılığı şey aslında. Şey getir, şey götür, şeyim, şey. Ve birinin bunu söylemesi gerekiyordu artık arkadaşlar. Sıkılmadan, pıkılmadan bu videoyu arkadaşlarına da paylaşmayı unutma ki shit'in gerçek kullanımını ve manasını onlar da öğrensinler. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bu bluzun hikayesini de biliyorsunuzdur. Takip etmiyorsan da neye takip etmiyorsun ya? Niye, ne oluyoruz ki? Ayrı gayrı mı kaldık, ne oluyor? Instagram'da da Demet Tuncel hesabından da takip etmeyi unutma. Yine biliyorsunuz zaten, kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın, zil tuşuna basın, yeni videolardan haberdar olun. Yorum yapmayı unutmayın ve tabii ki sizi sevdiğimi unutmayın. So you know the drill. Subscribe to the channel, hit the bell button so you get notifications. Don't forget to share, write comments and shit. So, I will see you in another video. Tekrar görüşmek üzere. Take care of your shit. J-Lo, oh yeah, she is the shit. YouTuber'ların arasında inanılmaz bir kanal var. Demet Tuncel'in kanalını seyretmen gerekiyor. Oh yeah, she is the shit. Kanal da ne kanal acaba? Çok merak ettim böyle olunca. İnsanlar geçiyorlar onda. Aa, yavrum biri izin veriyor. Social distancing falan olsun diye. Aslında yol geçen hanı oldu, neyse. Bolca, sıkça, her yerde olur, her yerde olur olmadıkça. Her yerde olur olmadık, her yerde olur olmadıkça. Şimdiden söyleyeyim. Çok boktan bir video olacak. Psst. Yap. Ne kadar çok kelime kullandım o yol.